باب سجود السهو في الصلاة هل هو قبل التسليم أو بعده؟ Teslimden evvel midir secdeye sevin, sonra midir? Burada da iki mezhep var. Bir kısmı diyor ki selamdan evvel, bir kısmı diyor ki selamdan sonra. Haddesena Ebu Bekrete, kâle haddesena Sa'id ibn Amir, kâle haddesena Hişam el-Destibâiyyü, an Yahya ibn Ebi Kethir, an Abdirrahman el-Âreç, an Abdillah ibn Malik, huve bünü Buhayne. Abdullah ibn Malik de kimdir? İbn-i Buhayne. Ennehu absaran nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'i gördü. Ve kâme firrek'eteyn. Peygamber Efendimiz iki reketin başında kıyam etti. Yani oturmadı. İki reketi kıldı. Tehiyyat oturacaktı. Oturmadı, kalktı. O İbn-i Buhayne de bunu gördü Peygamber Efendimiz'in oturmadığını. Ve nesiye en yakude. Peygamber Efendimiz oturmayı unuttu. Nesiye unuttu. En yakude oturar. Femeda fi kıyamihi. Peygamber Efendimiz kalktı. Yani gerisin geri oturmadı. Kıyamına devam etti. Sümme secde secdeteyni. Ondan sonra iki secde yaptı. Ba'del feragi min salatihi. Namazı bitirdikten sonra Peygamber Efendimiz sehvine secde yaptı. Fakat selamdan evvel mi sonra mı? Yani bundan anlaşıldı ki bir adam birinci tehiyyata oturmazsa, onu burada ayağı kalkarsa tekrar gerisin geri dönmez. Ayağı kalktı, aklına geldi, gerisin geri dönmez. Devam eder. Sonunda secde-i sehvi yapar. Bu hükmü bundan anladık. Fakat secde-i sehvin selamdan evvel mi sonra mı? Bu hadiste bu yok. Haddesena Yunus'u. قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أين واحد الشريفي يقاركني أبو بكر روايته لدي وين ده يونس روايته لدي فقط رواية كمدن geliyor صحابة hangisi ابن بحينة قال أبو جعفر ما بالتحاوي buyurdular ki ولم يبين في هذا الحديث واحد الشريف ده بيان etmedi El feraga, feragı beyan etmedi ki ma huve. Namazdan farig olduktan sonra secde etti. Bu ferah hangi ferahdır? Bunu beyan etmedi. Fakat yecuzu caiz olur ki en yekunel feragı, feragı ola huve selama selam ola. Yani selam verdi, işte farig oldu. Caiz ki böyle ola. Fakat yecuzu en yekunel feragı mine teşehhüd. Caiz ki teşehhüdden farig oldu. Bu ola, kabl-i selam. Yani farig oldu. Selamı verdi, namazı bitti, işte ondan sonra secde-i sehvi yaptı. Böyle mi? Yoksa bir adam teşehhüdü okudu mu, namaz bitti, selamdan evvel secde-i sehvi yok. Yoksa bu mu? Bu ferah, hangi ferah? Selamdan mı ferah, teşehhüdden mi ferah? İkisine de ihtimali var. فَنَزَرْنَا فِي ذَلِكَ Öyleyse bunu araştırdık ki acaba bu ferah hangisi? Bunu araştırdık, nazar ettik. فَاِذَنْ يُونُسُ قَدْ حَدَّسَنَا Baktık ki Yunus rivayet ediyor. Bize قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُونُسُ اَنَّ ابْنَ شِهَابِ اَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْعَرَجِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بِنَ بُحَيْنَ حَدَّسَهُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَهُ Baktık ki Yunus bu hadisi şerifi İbn-i Buhayne'den rivayet ediyor. غَيْرَ اَنَّهُ Şu kadar var ki قَالَ Ve rivayette dedi ki فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ Vaktaki Resulullah Efendimiz namazını kata etti, bitirdi. Secde secdetini, iki secde yaptı. كَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ Her secdede tekbir aldı. Secdeye giderken. وَهُوَ جَالِسُ Halbuki Peygamber Efendimiz oturuyor. Yani oturduğu halde tekbir aldı, secdeye gitti. قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ selam vermezden evvel. Bak, bu rivayette sırahat var. Peygamber Efendimiz selam vermezden evvel secde etmiş. Her secdeye de tekbir almış. Ev secede bihimen nâsü nâhû. O ev ve manasına. Yani ve secede. Ve secede bihima. O iki secdeyi de yaptı. En nâsü nâs mâhû. Peygamber Efendimizle beraber. Peygamber Efendimiz o secdeleri yaptı. Nasıl onunla beraber yaptı. Fekâne mâ nesiye minel cunûs. Fekâne bu oldu. Ma bir şey oldu ki nesiye unuttu minel cülus. Yani niçin secdeyi yaptı? Cülusu unutmuştu. Birinci tahiyyata oturmayı unutmuştu da onun için secdeyi yaptı. Fakat bu rivayette secde-i sehv neden evvel oldu? Selamdan evvel oldu. Aradık. O yukarıki birinci hadis-i şerifte ferah demişti, mutlak idi. Fakat bir rivayet bulduk ki selamdan evveli beyan ediyor sarahaten. Bir.
İkinci, haddesena Yunus, قال أخبرنا ابن وهب, قال أخبرني مالك وعمر عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. Yine bu ikinci hadiste de aynen İbn Buhayne'den geliyor. Secde-i sehvi selamdan evvel yapmış. Haddesena Rabi'ul Cizi, قال حدثنا أسد, قال حدثنا ابن أبي ذيب عن الزهري فذكر بإسناده مثله. Yani seni 3 sene yine selamdan evvel yapmış. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة. İbn Buhayne diyor ki Peygamber Efendimiz bize bir namaz kıldırdı. Nazunnu enneha al-asr. Biz zannediyoruz ki o kıldırdığı namaz ikindiydi. Yani ya evle ya ikindi, ihtilaflı da, fakat Buravi diyor ki bizim galib zannımız bu ikindiydi. Çünkü bazılarında diyor ki öyleydi, öyleydi. Fakame fi's-saniyeti ve lem yeclis. İkincide oturmadı, ayağa kalktı. İkinin başında oturmak vacibidir. Resulullah Efendimiz unuttu. Oturmadı, vacibi terk etti. Felemma kana qablen yusallime. Vaktaki selamdan evvel oldu. Yani namazı bitirdi, teşehhüdü okudu. Sıra selama geldi. Selamdan evvel secde secde teyini ve huve caliz. Oturduğu yerde iki secde yaptı. Bu da beyan etti ki bu hadisi şerif Resulullah Efendimiz secde-i sehvi selamdan evvel yapmış. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyuruyor ki فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا فِي هَذِي الْحَادِيسِ. Bu hadisi şeriflerde bizim zikrettiğimiz rivayetlerle sabit oldu ki اَنَّ الْفَرَاغَ الْمَسْكُورِ, zikredilen ferah nerede? فِي الْحَادِيسِ اللَّتِي فِي اَوَّلِ هَذَا الْبَابِ. Birinci, bu babın ilki önce dedi ki Resulullah Efendimiz namazdan farig olduktan sonra secde etti. Bu ferah hangisiymiş? Bu okuduğumuz hadisi şerifler izah etti ki bu ferah huve qablesselam, selamdan evvelmiş. Yani teşehhütten farig olmuş, selamdan evvel secde-i sehvi yapmış. Bu hadisler onu izah etti. Bu bir mezhep. Bu bizim mezhep değil. Bunu öteki imamlar almışlar bu rivayetlerini. Haddesena Ali ibn Abdirrahman kâle haddesena Abdullah ibn Salih kâle haddesena Bekir ibn Mudar an Amr ibn al-Harith an Bukeyr anna Muhammed ibn Ajlan mevla Fatime tahaddesehu an Muhammed ibn Yusuf mevla Osman haddesehu an ebihi anna Muaviye ibn Ebi Süfyan sallâ bihi. Hazreti Osman'ın kölesi Muhammed ibn Yusuf diyor ki Muaviye ibn Ebi Süfyan bize namaz kıldırdı, sallâ bihi, cemaati Müslümanlara namaz kıldırdı. فَقَامَ قِيَمَتْتِي وَعَلِيهِ جُلُوسٌ. Halbuki onda cülüs vardı, yani oturacaktı da oturmadı, kalktı. فَلَمْ يَجْلِسْ, oturmadı. فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ, vaktaki namazının sonunu oldu. سَجَدَ سَجْدَتِي, iki secde yaptı. قَبْلَنْ يُسَلِّمَ, selamdan evvel, selam vermezden evvel iki secde yaptı. وَقَالَ, dedi ki هَاكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ سَلِّ اللّٰهِ عَلَيْهِ, böyle kıldığını görmüş, o da öyle kılmış. Selamdan evvel secde-i sehvi yapmış. Haddesena Muhammed ibn Hümeyd, kâle haddesena ibn Ebi Meryem, kâle akberena Yahya ibn Ebi Eyyub ve ibn Lehiya, kâle haddesena Muhammed ibn Ajlan, fezekere bi isnadihi mislehu. Aynen bu hadisi şerifi o da zikreyledi. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahav buyurdular ki, fezehebe ila hâzi ila sâr, bu rivayetlere zahib oldu kavmun bir cemaat. Fekâlu, dediler ki, hâkezâ sücûdü sehvi, sehvine secde böyle olur. وَهْوَ قَبْلَ السَّلَامِ, selamdan evveldir. مِنَ السَّلَاهِ, namazla. Namazın selamından evveldir. Namazın selamını vermezden evvel secde-i sehvi yapacak. Ondan sonra selam verecek. Selam kaç defa oluyor? Bir defa. Evet. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ, başka alimler bu cemaate muhalefet ettiler. فَقَالُوا, dediler ki مَا وَلْبِ سَهُوكِ, o bir şey ki kâne oldu min sücûd-i sehvin, bir şey ki vacip oldu min sücûd-i sehvin, sehvine secde den, vacip olan şey li noksanin, noksan için olursa, öyle noksan ki kâne fi salâ, namazdaki bir noksandan dolayı sehvine secde lazım gelirse, fe ve teslim, teslim selamdan evveldir. Kemâ fi hadîs-i İbn-i Buhayne ve kemâ fi hadîs-i Muaviye, Abdullah ibn Buhayne'nin ve Muaviye ibn Ebi Süfyan'ın hadislerinde böyle oldu.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazda unuttu, tehiyyatı oturmadı. Namazda ziyade mi yaptı, noksan mı yaptı? Noksan yaptı da tehiyyatı unuttu. Noksan oldu. Ha öyleyse namazda bir vacibi terk edersen noksan olursa secde-i sehv selamdan evvel olur. Bu ikinci mesele. Yok, ziyade ederse namazda o da selamdan sonra olur. Onu da getirecek. Yani ayırıyorlar. Hem selamdan evvel var, hem selamdan sonra. Namazdaki bir terk etmiş, bir noksan bir şey yapmışsa selamdan evvel sehvine secde yapmalıdır. Yok, namazda ziyade yapmışsa selamdan sonra yapmalıdır. Ve ma ol bir secde ki kâne min sücudi sehvin. Evet, secde-i sehvi icap eden şey, evet, vecebe vacip olduysa li ziyadetin, bir ziyadeden dolayı vacip olduysa öyle ziyade ki zidet fissalah, namazda ziyade edildi. Fahva ba'det teslim, o secde-i sehv selamdan sonra diyor. O vakitte iki selam olacak. Bir namazın selamı, ondan sonra secde-i sehv, bir de secde-i sehvin selamı, iki selam olacak. Vehteccu fi zalik, işte bu mesele hakkında ihticac ettiler. Ve hadise Ebi Hureyre'te radıyallahu anh. Hazreti Ebu Hureyre'nin hadisiyle, peki noksana delil getirdi. Abdullah ibn-i Buhayne ve Muaviyet ibn-i Ebi Süfyan'ın rivayetleriyle getirdi ki Peygamber Efendimiz birinci tahiyyat unutmuş, ondan sonra selamdan evvel secde etmiş. İki hadis delil. Ya ziyade olursa selamdan sonra yapacak. Bunun delili, bunun delili de diyor Hazreti Ebu Hureyre'den gelen rivayettir. Fî haberi zil yedeyn, zil yedeyn'in haberinde. Zülyedeyn eshaptan birisinin ismi. Elleri uzun olduğundan Zülyedeyn demişler. İşte onun haberinde geliyor. Ve bir hadisil hırbak. Hırbak gene Zülyedeyn'in kendisi. Onun rivayet etmiş olduğu hadisle sabit oluyor. Ve İbn-i Ömer radıyallahu anhüma. Bir de Abdullah İbn-i Ömer'in rivayet etmiş olduğu hadisle oluyor ki ziyade olursa selamdan sonra olur secdeyse. Fî sücudin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem yevmeydi. O günü Zilyedeyn'in haberinde geldiği gibi Peygamber Efendimiz'in secdesinde geldi li sehvihi ba'det teslim. Li sehvi, kendi Peygamber Efendimiz'in sehvi için secde yaptı. Ba'det teslim selamdan sonra. Onu da şimdi getirecek. O mesele de uzun bir meseledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat namazı kıldırdı. Böyle gazetli olarak hemen çıktı. Bir rivayette eve gitti. Bir rivayette de mescidinin tarafında bir ağaç vardı. Ellerini gitti, ağacın üzerine koydu. Birbiri üzerine böyle bir gazetli bir halde. Ashab-ı kiram dediler ki acaba namaz gördü diye kim oldu? Namaz ya önde ya ikindiydi. Zülyedeyn kimse cesaret edemedi. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer de cesaret edip gidip soramadılar. Baktılar Peygamber Efendimiz gazetli bir halde. Acaba bu niye iki kılındı? Zülyedeyn cesaret etti. Gitti dedi ki ya Resulallah, Hakkı suratı salatı minesiydi. Namaz mı kısaldı? Gördü dikiye indi. Yoksa sen mi unuttun? Dedi ki hayır, ne namaz kısaldı ne de ben unuttum. Dedi ki yok. Ben bazı zalik katikat vaka. Bunların bazısı oldu ya Resulullah. Ya sen unuttun ya namaz kısaldı. Resulullah Efendimiz dün de sahabe kirama sordu ki Zülyedin böyle diyor. Ben kaç kıldırdım? Dediler ya Resulullah iki kıldırdım. Şimdi namaz kastedilmedi. Bu anlaşıldı. Demek ki Resulullah Efendimiz unuttu. Resulullah Efendimiz geldi onlara bu konuşmadan sonra iki rekat daha kıldırdı. Ondan sonra selam verdi. Selamdan sonra sehvine secde yaptı. E şimdi bu konuşmalar oldu. Namazı yeniden başlamadı da Resulullah Efendimiz tekrar iki rekat kıldırdı. Bir bu var. Bu konuşma iptal eder mi etmez mi? Sonra bu konuşma namaz hususunda oldu. Acaba namaz hususundan başka bir kelam da namazı bozar mı bozmaz mı? Namaz hususunda olmaz, başka bir hususta olursa namaz bozulur fakat namaz hususunda konuşulursa bozulmaz. Böyle diyenler de var. Hayır, mutlak konuşmak bozulur diyenler de var. Şimdi bunları ele alacak sırayla. Yalnız burada diyor ki işte Hazreti Ebu Hureyre'nin bu rivayetinde geliyor ki Resulullah Efendimiz ziyade yaptı. Ne yaptı? İki rekat kıldı, selam verdi. Ondan sonra iki rekat daha kıldı. Bu ziyadeyi yaptığından dolayı sehvine secdeyi neden sonra yaptı? Selamdan sonra. Bu ikinci mezhebin delilleri bu. Femin zalik. İşte bundandır. Maşul bir hadis ki haddesine Rabi'ül Me'ezzi.
قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حزة أبو هريرة أمر فمنزدن رواية ديور كأنه سجد يوم ذي اليدين ذي اليدين وكأسي دا وكني في أمر فمنزدن yani secdeti sehvi. Secde-i sehvleri yaptı. Ba'de selam, selamdan sonra yaptı. Ve senestür hadise zilyedeyn. Zilyedeyn'in hadisinde biz zikredeceğiz. Ve keyfe huve. O nasıldır? Fi babil kelami fissalâ. Nerede? Namazda konuşma babında. Namazda konuşmak namaza münafi midir değil midir? Orada zikredeceğiz inşallahü teâlâ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Bu iki mezhebe karşı olarak üçüncü mezhep alimleri de geldi. Onlar bunlara da muhalefet ettiler. Şimdi birinci mezhepte mutlak secde-i sehv neden evvel? Selamdan evvel. İkinci mezhep diyor ki namazda bir noksan yapılmışsa selamdan evvel. Namazda ziyade yapılmışsa selamdan sonra. Bu üçüncü cemaat bunların ikisine de muhalefet etti. فَقَالُوا buyurdular ki كُلُّ سَهْوِ herhangi bir sehv ki vecibe vacib oldu fissalah namazda li ziyadetin ev nuksanin ister namazda ziyade olmuş ister namazda nuksan olmuş madem sehv var o sehv fehve o secde ba'de selam selamdan sonradır. İşte Hanefi mezhebi bu. Namazda sehv oldu mu ister ziyadeden dolayı olsun ister noksandan dolayı olsun selam verilir selamdan sonra sehvine secde yapılır. Ötekilerin kuvvetli delilleri vardı. Hanefilerin de delilleri var mı? Varsa meydan buyurun. Ha. Delillerinizi getirin yoksa mezhebinizi terk edin. وَاَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ Bunda ihticat ettiler. بِمَا بِالْحَدِسْلَكَ حَدَّسَنَا رِوَايَةِ اِلَدْ بِذَا Hüseyin ibn-i Nasr'in قَالَ سَمِيَتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ قَالَ اَخْبَرَنَا السُعُودِيُّ الْمَسْعُودِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنَ عَلَاكَ عن المغيرة بن شعبة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة dedi ki Peygamber Efendimiz bize namaz kıldırdı fesaha sehvetti fenahada firrekateyn iki rekatın başında oturmadı kalktı fesebbehna bihi biz ona onu tesbihledik fesebbehna subhanallah dedik ne sebebiyle bihi tahiyyat oturmadığından dolayı kalktığından dolayı Subhanallah dedik. Evet. Femada Peygamber Efendimiz gerisin geri dönmedi. Devam etti. Felemma etemme salate tabi Peygamber Efendimiz devam edince ashab-ı kiram da kalktılar, ikna ettiler. Evet. Namazı tamam etti. Ve selleme Peygamber Efendimiz namazın selamını verdi. Secede ve sellem secede secdeti sehvi. Namazı bitirip selam verdikten sonra sehvine iki secde yaptı. Neden sonra oldu bu? Selamdan sonra. Namazın selamından sonra. Delilimiz bir bu. Peki bak bu ziyadeydi. Şimdi o diyecek ki efendim, ikinci mezhep sahipleri bu namazda ziyade değil ki bu. Noksan değil mi? Noksan olursa selamdan evvel diyordunuz. Ters olmadı mı hocam sen? Ters olmadı mı? Şimdi ikinci mezhep sahipleri diyor ki noksan olursa selamdan evvel diyor. Hani işte biz diyoruz ki yani sizin davanız doğru olsa burada bak hem noksan oldu namazda Peygamber Efendimiz tahiyyat oturmadı noksan oldu hem de selamdan sonra. Öyleyse üçüncü mezhebin sahipleri diyor ki bak bizim dediğimiz doğrudur. Namazda sehv oldu mu? İster ziyadeden dolayı ise noksandan dolayı secdeye sehv selamdan sonradır. Bu hadisi delil getirdiler Hanefiler. İkinciler aykırı. İkinciler aykırı. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد فذكر بإسناده مثله علي بن شيبة أبو حديث شريف ذكره حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المسعودي قال حدثنا زياد بن علاقة قال أخبرنا المغيرة فذكر نحوه يعني المغيرة بن شعبة رواية دينور فقط باشك سنة حدثنا أبو بكرة قال حدثنا بكر بن بكر قال حدثنا علي بن مالك الرواسي من أنفسهم أبدا Ali ibn Malik onlardan rivayet ediyor. قال سمعت عامرا يحدث ben Amir'i işittim ki rivayet ediyor. أن المغيرة بن شعبة سها في السجدتين الأوليين. المغيرة بن شعبة iki evvelki secdete sehvetti. ف
فَسُبِّحَ بِهِ tesbih olundu ona, hatib etildi, Sübhanallah denildi. فَسْتَتَمَّ قَائِمًا tamam etti kaim olarak, yani tahiyyatı oturmadı. حَتَّى صَلَّ اَرْبَعًا hatta dört rekat kıldı. ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتِي سَهْوِ sonra sehvine secdeyi yaptı. وَقَالَ dedi ki هَاكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz de böyle yaptı. Fakat burada secde-i selamdan evvel mi yaptı, sonra mı yaptı, onu beyan etmiyor. Diyor ki hatta salla erba'a, dört kıldı. Dört kıldıktan sonra tahiyyatı oturdu. Sehvine secde-i selamdan evvel mi yaptı, sonra mı? Bu rivayette bu beyan edilmiyor. Yalnız bundan ne çıkıyor? Birinci tahiyyatı terk ederse sehvine secdeyle telafi edilir. Bu çıktı. حدثنا مبشر قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا شعبة عن جابر عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة مثله حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا قيس بن الربيع عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم قال صلى بنا المغيرة بن شعبة المغيرة بن شعبة bize namaz kıldırdı فقام في الركعتين iki rekatın başında oturmadı kalktı فسبح الناس خلفه onun peşindeki cemaat Subhanallah dediler. فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنْقُومُ onlar işaret etti ki kalkın. İşaret vermek demek, işaret de caiz. İşaret verdi. İşaret ya eliyle işaret verdi ya da Subhanallah dedi. Bazı rivayetlerde geliyor ki cemaat Subhanallah dediği gibi o da Subhanallah dedi. Yani işaret verdi ki ben evet hatırladım bunu fakat kalkın demek. İşaret verdi. Bir de var ki eliyle işaret verdi. Tabi bir iki eliyle olursa namaz fasit olur da bir eliyle olursa zarar vermez. İşaret evet, mutlak geliyor burada. فَلَمَّا قَدَى صَلَاتَهُ vaktaki namazını bitirdi, secde secdeti-i sehvi. Secde-i sehvi için iki secde yaptı, sünnet kâle. Sonra dedi ki, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular ki, اِذَا اسْتَتَمَّا حَدُكُمْ sizden biriniz tamam ederse, gayemen ayakta olduğu halde, tamamıyla ayağa kalkarsa. Şimdi ayağa kalkmaya başladı, Subhanallah dediler. Fakat o bakacak, kuude yakınsa gerisin geri oturacak. Kıyama yakınsa, ayağa kalkmışsa da oturmayacak. İşte dediği bu. Feizes tetemme, tamam ederse, gayemen gayem olduğu halde, tamamıyla ayağa kalkmış olursa, fel yusalli, o kılsın, namazını tamam etsin, vel yesfül secdeti sehvi. Sehvinde iki secdeyi yapsın. وَاِنَّمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا yok kıyama tamamıyla tamam etmemişse فَالْيَجْلِسْ otursun وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ sehvinde secde de yok. Hareket ediyordu ama Subhanallah dediler oturdu. Yani kuğuda yakın idi. Ona sehvinde secde yok, namazı tamamdır. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر عن ابراهيم بن طهمان عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن ابي حازم قال صلى بنا المغيرة بن شعبة yine Muğire bin Şöbe'den rivayet ediyor ki bize namaz kıldırdı fekame minel rek'ateyni kaimen iki rekatten kalktı kaimin ayakta olduğu halde oturmadan kalktı fekulna subhanallah biz ona subhanallah dedi fe'evma işaret etti ve kâle subhanallah işaret etmesi neymiş o da subhanallah dedi femedâ fî salâti namazında yürüdü فَلَمَّا قَدَى صَلَاتَهُ وَسَلَّمْ baktaki namazını bitirdi, selam verdi. Burada serahat var. Namazı bitirmiş ve selleme selam da verdi. سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهْوَ جَالِسِ oturduğu yerde iki secde yaptı. ثُمَّ قَالَ sonra dedi ki صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz bize namaz kıldırdı. فَاسْتَوَى قَائِمًا ayağa kalktı. مِنْ جُلُوسِ cülusundan oturmadan kalktı. فَنَدَى فِي صَلَاتِ namazında devam etti. فَلَمَّا قَدَى صَلَاتَهُ vaktaki namazını bitirdi Resul-i Ekrem Efendimiz secde secdetini vehve calis oturduğu halde iki secde yaptı. ثُمَّ قَالَ sonra da sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki اِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ sizden biriniz namaz kıldığı vakitte فَقَامَ مِنَ الْجُلُوسِ cülustan kalkarsa tahiyyat oturmadan ayağa kalkarsa فَاِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا tamamen ayağa kalkmamışsa فَلْيَجْلِسْ hemen otursun. Ve leysa aleyhi secdetani. Secde-i sehvi yoktur onun. Fe in isteva kaimen yok artık tamamıyla ayağa kalkmışsa. Fel yemdi fi salati namazında devam etsin. Ve yescud secdeteyni ve huve caliz. Ondan sonra secde-i sehvi oturduğu yerde yapsın.
فهذا المغيرة işte المغيرة بن شعبة يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'den hikaye eyledi ki ennehu secede lissehvi. Sehv için secde etti. Ne için? Lima ol bir şey için ki nekasehu min salatihi namazından noksan olan bir şey için secde etti. Noksan da neydi? Tehiyyatü terk ettiydi. Neden sonra secde etti? Ba'des selam. Selamdan sonra işte Hanefilerin delili oldu. Ve hadihi lehadisi kat tahtemilü vücuhen. Bu hadis-i şerifler bir takım vücuhlara muhtemil olur. وَهَذِي لَحَادِيسُكَ تَحْتَمِلُ وُجُوهًا Bu okuduğumuz hadis-i şerifler bir takım vecihlere muhtemildir. Yani bizim davamızı da teyit eder, öteki muhaliflerin davasını da teyit eder. Şimdi onun tahkikatına girişiyoruz. Diyor ki, فَقَدْ يَجُوزُ جَائِزُ olur ki اَنْ يَكُونَ اُلَى Maşul bir hadisler ki zekerine biz zikrettik. Fi hadisi İbni Büheyne. İbni Büheyne'nin hadisinde ve Muaviye'nin hadisinde olanı zikrettik ki min sücudi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in sücudu ola lisan-ı sehv için kaddesselam selamdan evvel. Selamdan evvel onlar rivayet ettiler ya selamdan evvel secde-i sehv yaptı. Ala kulli sehvin her bir sehv üzerine yapmış ola ki vacibe vacib oldu fıssada namazda min noksanin ev ziyadeti. İster noksan olsun ister ziyade olsun. Hani ikinci bir mezhep vardı. Noksan olursa selamdan evvel secde edilecek. Ziyade olursa selamdan sonra ziyade edilecek. Onlar misal getirdiler. Rivayetler de getirdiler. O bir rivayetler diyor İbn-i Büheyne ile Hazreti Muaviye'den rivayet geliyor. Biz bunların iki ihtimali var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selamdan evvel secde etmiş. İster ziyade ister noksan. Bunun için etmiş olabilir. Bir, ve yecudu caiz olur ki en yekûnu ola ma fi hadisin Mughireti Mughireti ibn-i Şöbe radıyallahu anh'ın hadisindeki ola da min sücudi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in secde etmesinden ba'de selam selamdan sonra ala kulli sehvin her bir sehv üzerine ihtimali ola. Eyda yukarıdaki hadisin ihtimali gibi yekûn olur fi salati namazda. يَجِبُ لَهُ Onun için vacip olur. سُجُودُ سَهْوِ مِنْ نُقْسَانِ نَوْزِيَادَ Yani İbn-i Büheyle ile Maviye'nin hadisinde gelen selamdan evvelki selam ziyade içinde, noksan içinde olabilir. Öyleyse Mughireti ibn-i Şöbe radıyallahu anh'ın hadisindeki de gelen selamdan sonra secde etti ya Resulullah Efendimiz o da ziyade için olan noksan içinde olan. Öyleyse taarruz hasıl olur. Öyle olursa ve yecuzu caiz olur ki en yekuna ma fi hadisi İmran ve Ebi Hureyre ve İbni Umar radıyallahu anhum yukarıda faslın babın evvelinde geçmişti. İmran, Ebu Hureyre ve İbni Umar radıyallahu anhum'dan rivayet edilen hadiste ola min sücudin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ba'de selam Peygamber Efendimizin selamdan sonra secdesi ola lima ol bir şey için ola ki zâdehu Peygamber Efendimiz onu ziyade etti ki salati namazda sahiyen sehvedici olduğu halde. O ihtimalde var. Öyleyse yekûnü kezâlik böylece olur. Küllü sücudin her bir secde ki vecebe vacip olduğu bir sehvin bir sehv için fehünâke işte o sehvettiği yerde yesücü secde eder. Ve lâ yekûnü olmaz. Gasede bizalik bununla kastetmiş olmaz. İle tefrikati beyne sücudili ziyade ve beyne sücudili noksan. O vakitte ziyade için başka türlü secde yapacak. Noksan için başka için bu olmaz. Evet. Ve yecudu caiz olurken yekûne kad kasete bizalik. Caiz ki Resulullah Efendimiz onu kastetti. Evet. Bizalike tefriketi bu tefrikeyle beynehme aralarını. Bak dört türlü ihtimal var. Bu rivayetlerden anlaşılıyor. Ya Peygamber Efendimiz selamdan evvel secde etti ki ziyade olsun, noksan olsun, selamdan evvel secde yapılır. Bir. İkincisi, ziyade olsun, noksan olsun, selamdan sonra yapılır. İki. Üçüncüsü, ziyade olursa selamdan evvel, şey, noksan olursa selamdan evvel, ziyade olursa selamdan sonra aralarını tefrika var. Resulullah Efendimiz bunu ya kastetmedi, ya kastetti. Dört ihtimal oluyor. Evet.
Bunları nasıl telif edeceğiz? فَنَزَرْنَا فِي الْقَالِمِ Biz bu ihtimallara nezer ettik. فَوَجَدْنَا عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Biz Hazreti Ömer'i bulduk ki قَدْ حَدَرَتْ سُجُودَ سَهْوِ النَّبِيِّ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz'in sehvine secde yapmış olduğu vakada hazır oldu. Nerede? فِي يَوْمِ زِلْيَدَيْنِ Zilyedeyn'in gününde. Zilyedeyn'in günü hangisiydi? Peygamber Efendimiz iki rekat kıldırdı, unuttu, selam verdi. Sonra Zülyedeyn dedi ki, ya Resulallah, ya namaz kasredildi yahut da sen unuttun. İkisi de olmadı. Ne ben unuttum ne de namaz kasredildi. O dedi ki, bel ba'du zalikad veka. Bunun bazısı oldu ya Resulallah. Geldi ashab-ı kirama sordu. Evet ya Resulallah, iki kıldırdı. Deyince tekrar iki reket daha kıldırdı. O vek'ede Hazreti Ömer hazır idi. Evet. O Resulullah Efendimiz ziyade mi etti, noksan mı etti namazda? Ziyade etti. Selam verdi daha. Sonradan iki reket daha kıldırdı. Neye hazır oldu Hazreti Ömer? Ziyadetilleti şul bir ziyadeye hazır oldu ki kâne zâdeha onu ziyade etti fi salati Peygamber Efendimiz kendi namazında o ziyadede neden? Min teslimihi fiha namazda selam verdi. Şimdi ziyade bu. İki rekatın başında selam verdi ya bu ziyade oldu. Evet. Ve kâne sucuduhu Peygamber Efendimiz'in secdesi de oldu. Evet. Zalik o secdesi de ba'de selam selamdan sonra oldu. Selam verdi. Ondan sonra secde etti. فَوَجَدْنَاهُ Biz bunu bulduk ki قَدْ سَجَدَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَوَجَدْنَاهُ Hazreti Ömer'i bulduk biz. قَدْ سَجَدَ Secde etti Hazreti Ömer. بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz'den sonra bir namazda sehvetti Hazreti Ömer. Secde etti. لِنُقْسَانٍ Bir nuksan için ki كَانَ مِنْهُ Hazreti Ömer'den vaku oldu. Fis salati namazda, namazda bir noksan yaptı da ondan sonra sehvine secde etti. Nasıl secde etti? Bunu nasıl bulduk? Ba'des selam. Selamdan sonra. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zilyedeyn vakasında namazda ziyade etti ve secdeyi ba'des selam yaptı. Doğru. Peki Hazreti Ömer o vakada hazır idi. Sonra kendisine Resulullah Efendimiz'den sonra bir namazda sehv oldu. Namazda bir noksan bir şey yaptı. Sehvine secde yaptı, o selamdan sonra yaptı. Öyleyse bu Hanefilerin mezhebini teyit ediyor ki evet secde-i sehv ister ziyade için olsun, ister noksan için olsun daha da selam olacak. Haddesena Süleyman ibn Şuayb. Şimdi bu davayı da ispat ediyor. Evet. Süleyman ibn Şuayb rivayet eyledi. Kale haddesena Abdurrahman ibn Ziyad. قال حدثنا شعبة قال حدثني إكرمة بن عمار اليمامي أن ضمضم بن جوس الحنفي أن عبد الرحمن بن حنزلة بن الراهي أن عمر بن الخطاب حنزلة حضرت عمرdan rivayet ediyor. Bu Hanzele kim? İbn Rahib derler ki gasilül melaike olan zat. Melaikelerin yıkadığı zat. Uhud harbi başlamış. O günü de yeni güveyde olmuş. Geceliğin kendisini sefafa koymuşlar. Gündüzün münadi geldi ki ne duruyorsunuz? Resulullah Efendimiz ve ashab-ı kiram perişan oldular. Kureyş öldürmeye başladı. Müslümanlarda çok büyük hasaret var. Feryad-ı figan başladı. Hanzele de daha cünübüdü. Sabah namazından sonra ailesine tekarrüb etmiş. Raka günü, o gün herbek etmemiş. Nasıl bunu eşittisi, eyvah ben ne duruyorum burada dedi. Hemen kılıcını aldı. Cünüp olarak koştu. Koştu gitti. Mearekede zaten Müslümanlar perişan bir halde. O da gider gitmez. Yakaladı, onu da şehit ettiler. Fakat sonra Resulullah Efendimiz cenazeleri, şehitleri toplayıp bunları şehit ederken, namazlarını kılarken baktı ki bir yerde melekler inmişler. Bir adamı yıkıyorlar. Hmm. Halbuki o Müslümanlarla beraber gelmemişti, sonradan gelmişti. Dedi ki gidin bakın bu kim? Gittiler dediler ki Hanzale. Hazreti Hanzale işte bu zaten. Gasilül Medaike. Melekler indiler. Acaba niçin melekler indi bunu yıkamasına, diğerlerine inmediler de? Ailesine gidin bir sorun veka nedir? Ailesine gitti sordular dedi ki vakit bulamadı, cünübüdü, yıkanmaya vakit bulamadı, hemen kılıcı aldı, merakeye koştu.
cünüp olarak şehit etmiş. Onun için Cenab-ı Hak ikram olmak üzere meleklere yıkattırmış. Yani cünüp olarak defnedilmesi. İşte o zat rivayet ediyor Hazreti Ömer'den. Radıyallahu anh. Salla salatel maridi. Akşam namazını kıldı. Salem yakra okumadı. Fırrekatil ula şeyen. Birinci rekette Hazreti Ömer bir şey okumadı. Felemma kânetis saniye. Şimdi hem bunu dediğim, o Hanzala'nın oğlu rivayet eden, kendisi değil. Çünkü kendisi Uhud'da şehit olmuş. Oğlu Abdurrahman. Bu vakayı Hazreti Ömer'den rivayet eden Hanzala'nın oğlu Abdurrahman. Evet. O Hazreti Ömer kendi hilafeti zamanında akşam namazını kıldırmış. Abdurrahman da orada görmüş. Hazreti Ömer birinci rekette kıraat unutmuş. Felem yakra fil rekete lula şeyen. Birinci rekette bir şey okumadı. Anlaşılıyor ki demek Fatiha'yı okumuştu, demek Zemmi Sure'yi unutmuş Allah-u Alem. Evet. فَلَمَّا كَانَتِ السَّانِيَ vaktaki ikinci oldu. قَرَأَ ف۪يهَا بِفَاتِحَةِ الْقُرْآنِ İkinci rekette Fatiha'yı okudu ve sureten bir sureyi de okudu. مَرَّتَيْنِ iki kere okudu. Niçin iki kere okuyor? Birinci rekette Zemmi Sure'yi unuttu ya, vacib idi. O vacibi ikinci rekette getirdi, iki defa okudu. Ziyade oldu bu. Birinci rekette unuttu, noksan oldu. İkincide de iki defa okudu. فَلَمَّا سَلَّمَ vaktaki selam verdi. Secde secdeti sehvi. Selamdan sonra sehvine secde yaptı. Şimdi bu secde ziyade için mi oldu, noksan için mi oldu? Noksan için oldu. Noksan da neydi? Birinci rekette vacibi terk etti. Zemmi sureyi terk etti. Namaza noksan oldu. İkinci rekette iki defa okudu. İstersen beş defa okusun. O ikinci rekatın Zemmi Suresi, isterse bir sureyi bir defa da okusa o bir vaciptir, üç defa da okusa bir vaciptir. Yani Kur'an okudu ama sureyi müteaddit okumuş. O noksani telafi etmez o. Noksani neyle telafi etti? Secde-i Sehv ile. Secde-i Sehv'i neden sonra yaptı? Selamdan sonra, evet. Fesare sücudu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in secdesi oldu. اَلَّذ۪ي قَدْ عَمِلَهُ Öyle bir secde ki yaptıydı. Zülyedeyn vakasında. Ne için? لِزِّيَادَةِ اللَّتِ Bir ziyade için secdesi oldu. اَلَّتِ Öyle ziyade ki كَانَ زَادَهَا فِي صَلَاتِ Namazında ziyade etmişti. O da neydi? İki rekat kıldı, selam verdi. وَسُجُودِهِ لَهَا وَسُجُودُهُ لَهَا Resulullah Efendimiz'in o ziyade için secdesi de oldu. Ba'deselam, selamdan sonra. İşte bu oldu. Delilen delil oldu. İndehu. Onun indindeki ala enne hükme kulli sücudi sehvin. Her bir secde-i sehvin hükmü fis salati namazda misluhu. Bunun gibi diyor. Yani selamdan sonradır. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh'te bizzat kendisi Hazreti Ömer bulunduğu halde Hazreti Ömer'in indinde sabit oldu ki namazda ister ziyade olsun, ister noksan olsun. Selamdan sonra bir secde-i sehvi. Ziyadeye delil Peygamber Efendimiz'in fiilini getirdi. Noksana da Hazreti Ömer'in kendisi bizzat yaptı. Noksan yaptı, gene selamdan sonra oldu. Hazreti Ömer'in indinde sehvine secde neden sonra? Selamdan sonra. O Hanefilerin mezhebini teyit etti. وَقَدْ فَعَلَ سَعْدُ بْنَ اَبِي وَقَّاسَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَيْذَا مِسْتَ ذَٰلِكَ Sa'di bin Ebi Vakkas da böyle yaptı. Onun rivayeti de şu. حَدَّسَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانُ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةُ اَمْ دَيَانْ اَبِي بِسْرِ الْأَحْمَسِ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بِنْ اَبِي حَازِمْ قَالَ صَلَّى بِنَا سَعْدُ بْنُ مَالِكِ Sa'di bin Malik bize namaz kıldırdı. Evet. فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْاُولَيَيْنِ Evvelki iki rekette ayağa kalktı. Yani tahiyyata oturmadı. İki rekete kıldı. Oturmadan kalktı. Fekalü Subhanallah. Subhanallah dedi, hatırlattılar. Fekale, Hazreti Sa'd de dedi, Subhanallah. O da Subhanallah dedi. Yani farkındayım. Subhanallah dedi, femada. Namazı kıldırmaya devam etti. Yani gerisin geri tahiyyata oturmadı. فَلَمَّا سَلَّمَ vaktaki selam verdi, secde, secdediği sehvi. O vakitte secdeyi sehvi yaptı. Şimdi namazda ziyade mi yaptı, noksan mı yaptı Hazreti Sa'd? Noksan yaptı. Bir selami, bir şey, secde-i sehvi selamdan evvel mi yaptı, sonra mı yaptı? Sonra. İşte Hanefilerin delilini bu da teyit etti ki, sehvine secde selamdan sonra olur.
İkinci mezhep ne diyordu? Noksan olursa selamdan evvel olur diyorlar. Halbuki ona reddiye oldu bu rivayet. وَقَدْ رُوِيَيْتَا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ مَسْعُودٍ وَبْنِ عَبَّاسٍ وَبْنِ زُبَيْرٍ وَاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهِ عَنْهُمْ حدثنا إمام الصحابة يقول في بزا رواية إلى دكين أبو بكرة قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن حسين عن أبي عبيدة عن عبد الله عبد الله كمبو عبد الله بن مسعود قاعدة حديثة مطلق olarak geldi عبد الله عبد الله بن مسعود عبد الله رضي الله عنه قال السهو أن يقوم في قعوده سهو نذر أن يقوم في قعوده oturacak yerde oturmadı da kalktı اَوْ يَقْعُدَتْ اِقِيَامِي yahut da kalkacaktı da oturdu. Mesela birinci rekatten ikinci rekete kalkacaktı, unuttu da oturdu. Yahut üçüncüden dördüncüye kalkacaktı da unuttu oturdu. İşte o demek. اَوْ يَقْعُدَتْ اِقِيَامِي kalkacağı yerde otursa. اَوْ يُسَلِّمَتْ اِرْرَكَتِي yahut da ikinin başında selam verdi. Gördü, tamam etmedi. فَاِنَّهُ bu adam işte evvela sehri izah ediyor. Abdullah bin Mesud diyor ki sehv nedir? Neymiş sehv? Oturacak yerde oturmadı. Oturmayacak yerde oturdu. Yahut da ikinin başında selam verdi. Feinnehu işte bu adam, bu sehveden adam bir sehvine selam verir. Ümme yesgülü. Sonra secde eder. Secde seyir sehvi. Sehvine secdeyi yapar. Ve yeteşehedi. Secde-i sehvden sonra teşehhüdü okur. Ve yüsellimü tekrar ikinci selam verir. İki selam. Şimdi sehvi tarif ederken Abdullah bin Mesud hem ziyadeyi beyan etti, hem noksanı beyan etti. Ziyadesi hangisi? Oturacak yerine oturmadı, kalktı. Yani tahiyyatı terk etti. Bu noksan değil mi? Yahut da ikinin başında selam verdi. Evet. Ziyadesi, ikinin başında selam vermek, bir de oturmayacak yerine oturmak. O da ziyade. İster ziyade, ister noksan olsun Abdullah bin Mesud'a göre namazı bitirecek, selam verecek. Ondan sonra secde-i sehvi yapacak. Teşehhüd okuyacak, tekrar bir selam daha verecek. Haddesena Rauf ibn-i Farid, kâle haddesena Sa'id ibn-i Ufeyd, ve kâle haddesena Yahya ibn-i Ebi Eyyub, an Kurrete ibn-i Abdurrahman, haddesehu an Amr ibn-i Dinar, haddesehu an Abdullah ibn-i Abbas, radıyallahu anhüma. Yukarıki senet, Abdullah bin Mesud'un rivayetin senedi. Bu da Abdullah ibn Abbas'ın gelen rivayetin senedi. Evet. Kâle Abdullah ibn Abbas buyurdular ki secdetessehvi secdetâni fethiyeydi bu. İzafetle nun düştü. Ne kaldı? Secdetâessehvi secdetessehvi. Sehvin iki secdesi. Neden sonra orucudur? Ba'desselam. Selamdan sonra orucudur. Evet. Sonra Abdullah ibn Zübeyr'den rivayet. Onun senedi. Haddesena Fahdun. Kale haddesena Ali ibn Ma'bedin. Kale haddesena Ubeydullah. An Zeydin. An Cabirin. An Asa ibn Ebi Riva. Radiyallahu anhu. Kale salleytu halfe ibn Zübeyr. Ben Abdullah ibn Zübeyr'in peşinde namaz kıldı. Feselleme fir rekatin. İkinin başında selam verdi. Fesebbehal kavmi. Cemaat tesbih okudular. Subhanallah dediler ki yani unuttu. İkinin başında selam verdi. Fekame. Oturmadı yani. Fekandı, kalktı o. Dinlemedi. Fe'temme salâ namazı tamam etti. Felemmâ sellem vaktaki selam verdi. Secde, secde, teyin, iki secde yaptı. Da'dı selam, selam dedi. Abdullah ibn Zübeyr de noksan yaptı namazı. Noksan yaptığı halde ikinci mezhebin sahipleri gibi selamdan evvel sehne secde yapacaktı, yapmadı. Demek onların dediği gibi değil. Nasıl yaptı? Selamdan sonra sehne secde yaptı. Kâle Ata, Ata ibn Ebi Rabah diyor ki, Sandalaktu ile ibn Abbas. Abdullah ibn Zübeyr bize namazı kıldırdı. Namazda noktan yaptı, sehne secdeyi. Selamdan sonra yaptı. Acaba doğru mu yaptı, eğri mi yaptı? Ben hemen koştum Abdullah ibn Abbas'a gittim. Radıyallahu anh. Fezekertu lehu. Ben ona zikrettim. Mâ fe'ale ibn Zübeyr radıyallahu anh. Abdullah ibn Zübeyr'in yapmış olduğu bu vakayı ona zikrettim. Yani onlar da tehdit edecek ki doğru mu yaptı? Eğri mi yaptı? Fekale, Abdullah ibn Abbas dedi ki, ahsene ve esad. Ahsene güzel etti ve esada isabet etti. Yani doğruyu yapmış. Haddesene Ebu Bekir'te, kâle haddesene Ebu Davud, kâle haddesene Hüseymin, an Ebi Bişin, an Yusuf ebni Mahik, kâle salla bina ibn-i Zübeyr.
İbn-i Zübeyir radıyallahu anhuma bize namaz kıldırdı. فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْعُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ Evle yıkılıyorlarmış. Evlenin iki rekatın başında oturmadı, kalktı. فَسَبَّحْنَا بِهِ Biz ona Subhanallah dedik. فَقَالَ O da dedi Subhanallah ve لَمْ يَتَفِتْ اِلَهِ O da Subhanallah dedi ve namaza devam etti. Yani farkındayım demek istedi. فَقَضَى مَا عَلِهِ Kendi üzerine olan bir şey bitirdi. Yani namazı tamam etti. Dört rekat. ثُمَّ سَجَدَ بَسَجْدَتِينِ Sonra iki secde yaptı. بَعْدَ مَا سَلَّمْ Selam verdikten sonra secdeleri yaptı. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر فذكر بإسناده مثله يعني إن عبد الله بن الزبير بن جلم برواية صالح بن عبد الرحمن ده ذكر ديور حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال Şimdi Hazreti Enes de böyle ya, onun mezhebi de bu dedi, selamdan sonra secde-i sehv. Onun senedini getirdi, Ahmed ibn Ebu Davud rivayet ediyor Hazreti Enes'ten ki, اَنَّهُ قَالْ Hazreti Enes buyurdular, كِرَّجُلِ bir adam hakkında ki, يَهِمُ شَكْكِدَرْ فِي صَلَاتِهِ namazında. Namazında vehmeder, yani şekkeder ki, kim mi kıldın, bir mi kıldın, üç mi kıldın, dört mi kıldın, böyle şekkederse, La yedri ezade em nakas namazında ziyade mi etti, noksan mı etti bilmiyor, vehmetse. Kâle Hazreti Enes buyurdu ki, yesşüdü secde eder, secdeteyim iki secde, ba'de ma yusellimu. Selam verdikten sonra iki secde yapar. Yani Enes'in malikin tatbası da bu. Haddesene bin Merzuk, kâle haddesene Ebu Amir, kâle haddesene Süleyhi. عند مراته بن سعيد رضي الله عنهما أنه صلى ومراته بن سعيد نماز قلدي وراء أنس بن مالك رضي الله عنه حزت أنس peşinde فأوهم حزت أنس شك etti vehm etti namazında فسجده secdeteyni بعد السلام selamdan sonra iki secde secde etti حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا أبو نعمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قام في الركعة الثانية أنس بن مالك ikinci rekatta oturacakken oturmadı kalktı فسبح به القوم قومنا سبحان الله dediler فاستتم أربعا o dördü tamamladı yani dört de ikinin başında oturmadı dördü tamamladı sünne secde secdeteyn بعد ما سلم Selam verdikten sonra iki secde yaptı. Sümme kâle. Sonra buyurdu ki اِذَا وَهَمْتُمْ Siz vehmettiniz mi? Yani namazınızda bir şek arz oldu mu? فَفْعَلُوا هَكَذَا Böylece yapınız. وَهَذَا اِمْرَالِ بْنِ حُسَيْنِ İşte ashabdan İmrâli bin Hüseyin قَدْ حَضَرَ سُجُودَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in secdesine hazır oldu. يَوْمَ الْخِرْبَاتِ Hırbatın günü. Hülyedeyn radıyallahu anh'ın ismi Hırbak. Hülyedeyn künyesi. Evet. Ona Yevm-i Hırbak derler. Yevm-i Zülyedeyn derler. Evet. Bugün o sıra Resulullah Efendimiz'in secdesine hadir oldu. Hangi secdesine? لِلْزِيَادَةِ kana زَادَهَا فِي صَلَاتِهِ Peygamber Efendimiz namazında ziyade etti ya, ikinin başında selam verdi, ziyade oldu. Sonradan hatırlattılar ki, ya Resulullah iki oldu, geldi iki daha kıldırdı. O vakit Resulullah Efendimiz selam verdi, sehvine secde yaptı. Ba'des selam, selamdan sonra. Sünne kâle, İmran ibn Hüseyin dedi, min ba'din nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den sonra, İmran ibn Hüseyin buyurdular ki, inne sücude lissehvi, sehvi için secde, ba'des selam, selamdan sonra dedi, onu dedi. Ve lem yasil, hasletmedi. بَيْنَمَا كَانَ مِنْ ذَٰلِكَ لِزِيَادَتَنَا وَنُقْصَرْ Ziyade için başka türlü, noktan için başka türlü böyle bir tefsirat vermedi. Mutlak olarak ne dedi? اِنَّ سُجُودَ لِسَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامُ Mutlak. Sehv olursa namazda, secde selamdan sonra diyor. فَدَلَّ ذَٰلِكَ Bu delalet etti ki, اَنَّ سُجُودَ لَّذِي اُلْبِ سَيْدَكِ حَضَرَهُ اَمْرَادِ بْنِ حُسَيْنٌ حَضِرُ oldu. Min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den Bis sehvillezi ve bis sehvi Çünkü tane sahab Peygamber Efendimiz sehvi Heyne izi o vakıtta Fî salati namazında Dört kıldıracak yerde iki kıldırdı
kâne zâlike indehû. Öyleyse bu İmran İbni Hüseyin'in indinde oldu. Alâ enne külle sücudin. Her bir sücud ki likülli sehvin, sehv için olan her bir secde yekûnü fissalâti kezâlik eyzâ. Yani Resulullah Efendimiz'in sehvi nasıl selamdan sonra olursa her bir sehvene secdede böyle olucudur. Selamdan sonra olucudur. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمر قال أخبرنا حماد بن سلمة أن خالد الحذاء أخبره عن أبي قلابة عن عمران بن حسين قال في سجدته السهوية عمران بن حسين سجدته السهوية hakkında dedi ki يسلم سلام verir ثم يسجد sonra secde eder ثم يسلم sonra tekrar selam verir. Evvela namazın selamını verir. Sehvle secdeyi yapar. Teşehhüdü okur, sonra da tekrar bir daha selam verir. O da hangisi? Sehvle secdenin selamı. وَقَدْ زَكَرَ الزُّهْرِيُّ Zühri de zikretti. Ömer ibn Abdülaziz, Ömer ibn Abdülaziz radıyallahu anh için sücude sehvi kabli selam. İmam-ı Zühri Ömer ibn Abdülaziz'e demiş ki secde-i sehv selamdan evvel olur. Ömer ibn Abdülaziz'e öğretmiş. فَلَمْ يَأْخُوْزْ بِهِ فَقَدْ اَمَرْ اِبْنِ عَبْدِلَيْسِ Onu terpasını almadı. Atlattık mı? Niye? Yok tamam. فَقَدْ زَكَرَ الزُّهْرِيُّ Şimdi burada diyor ki İmam-ı Zühri'nin fikri secde-i sehv selamdan evvel. Onun mezhebi ikinci mezhep yahut birinci mezhep gibi. Onu Ömer ibn Abdülaziz'e demiş ki sehvle secde olursa selamdan evvel yap. Fakat felem niye akıdı diye Ömer ibn Abdülaziz onun fetvasını almadı. Niçin almadı? Demek ki İmam-ı Zühri'nin orada hatasını buldu almadı. فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ İşte bu babın veçhi budur. Ha yok. İşte haddesene ibn Ebi Davud. Bir hadis daha var. قَالَ حَدَّسَنَا حَيْوَةُ ibn شُرَيْحِ قَالَ حَدَّسَنَا بَقِيَّةُ ibn الْوَلِيدِ اَنْ سَعِيدِ ibn عَبْدِلْعَزِيزِ قَالَ حَدَّسَنِ الزُّهْرِيُّ Evet, Said ibn Abdülaziz diyor ki İmam-ı Zühri bana dedi ki قَالَ İmam-ı Zühri dedi ki قُلْتُ لِعَمَرِ ibn Abdülaziz Ömer ibn Abdülaziz'e dedim اَسْسُجُودُ قَبْلَ السَّلَامِ Secde-i sev selamdan evvel diye Ömer ibn Abdülaziz'e dedim فَلَمْ يَأْخُلْ بِهِ Fakat sözünü tutmadı, bunu almadı. Demek bir bildiği var ki almamış. İmam-ı Zühri mühaddisinin büyüklerinde nasıl almak? Mühaddisinden olmakla Ömer ibn Abdülaziz daha kuvvetlisini bilmiş de onun sözünü almadı. فَهَذَا وَجْهَذَا الْبَابِ مِنْ فَرِيدِ الْآثَارِ İşte secde-i sehvin ehkâmi rivayet feridiyle budur. Üç türlü mezhep var burada. Fakat en kuvvetlisi Hanefilerin dini. Fakat bir de kıyasa nazara bakılacak. وَاَمَّا وَجْهُهُ مِنْ فَرِيدِ النَّظَرِ Nazar feridiyle bunun yolu فَاِنَّا رَيْنَا الرَّجُلِ Biz bir adamı gördük ki اِذَا سَحَا فِي صَلَاتِهِ Namazında sehvederse لَمْ يُوْمَرْ emrolunmaz Biz sücud ile sehvi sehvine secde ile emrolunmaz سَاَعَةَ كَانَ السَّهْوِ Şu saatte ki sehvi ondan vak oldu. Sehvi vak olur olmaz ama sehvi secdeye mi varacak? Yok. Ya ne yapacak? Tehir edecek. وَاُمِرَ بِتَخِرِهِ Ha tehir ile emrolundu. Birinci rekette bir şey unuttu değil mi? Şurayı unuttu. Hemen orada mı sehvine secde yapacak? Yok namazın sonunda. Demek ki sehvettiği gibi hemen sehvine secde yapmıyor ya. Namazı bitirecek de namazı bitirdikten sonra o sehvi yapacak. Onun secdesini yapacak. فَقَالَ قَائِلُونَ اِلَى مَا بَعْدَ السَّلَامِ Şimdi bu tehir edecek ama nasıl tehir edecek? فَقَالَ قَائِلُونَ Bazı adamlar dediler ki İlâ mâ bâdesselâm, nereye tehir edecek? Selamdan sonraya. İlâ mâ şul bir şeye tehir edecek ki, bâdesselâm, selamdan sonra olurdu. Ve kâle âherûn, başkaları dediler ki, İlâ âhiri salâti, namazının sonuna tehir edecek, gâblesselâm, selamdan evvel. İhtilaf burada. Evet, secde-i sehvi tehir ediyor ama, namazının sonuna. Hangi namazın? Teşehhüdün sonuna mı? Selamın sonuna mı? Ve kâne men telâ fakat bu böyle şimdi burada ihtilaf var. Selamdan evvel bir soralım. Fakat başka bir kaide var. Diyor ki ve kâne oldu men bir kimse ki salâ tilavet eyledi. Secdeten fî salâti. Namazında bir secde ayetini okudu.
Bu nasıl yapacak? Tehir mi yapacak yoksa hemen secde mi edecek? Fevecebe aleyhi, o adama vacip oldu. Bir tilavetihi, onun tilavet etmesi. Hemen tilavet ettim ama secdeyi orada yapacak, tehir yok. Birinci rekette Fatiha'yı okudu, Zemm-i Sûre okudu, orada da secde ayeti var. Hemen yapacak, tehir etmeyecek. اَوْ زَكَرَ يَخُطَّ خَاتِرْلَدِي وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ O da namazındaki enne aleyhi, kendisi üzerin orucudur. لِمَا اُلْ بِشَيْءٍ اِلْشِنْ كِ تَقَدَّمَ مِنْهَا Ondan tekaddüm etti, secdesin bir secde. Yahut da namazında hatırladı ki, ben secde ayeti okumuştum. Namazda hatırına geldi. اَنَّهُ يُؤْمَرُ O adam emrolunur, اَنْ يَأْتِيَ بِهَا O secdeyi yapahine izin oldu. İster hemen okumuş olsun, isterse okumuş da unutmuş. Birinci rekette mesela secde ayetini okudu da unuttu. İkinci rekette hatırına geldi ki, ben secde ayeti okumuştum birinci rekette. Hemen hatırına gelir gelmez, hemen secde edecek. Bunun tehiri yok, secde-i sehv gibi değil. Evet. وَلَا يُؤْمَرُوا بِتَخِيرِهَا Bu secde-i tilaveti okuyan, tehir etmekle emredilmez. اِلَا غَيْرِ ذَٰلِكَ الْمَوْدِ مِنْ سَعَةِ Namazının başka mevziğine tehir etmekle emredilmez. O mevzide hemen secde-i tilaveti yapacağız. Öyleyse fark etti, bak iki secde arasında. Secde-i tilavette tehir yok, secde-i sehvde tehir var. Ha öyleyse tekane oldu. Ma ol bir şey ki yetilü mine sükûnü'l-salâ namazda vacip olan secde yutâbihi haytü vecebe minhâ. Namazın neresinde vacip olursa orada getirilir. Secde-i tilavet. Bir adım secde-i tilaveti. Namazın neresinde okur kendisine vacip olursa hemen orada yapar. Ve lâ yuakhiru tâhir etmedi lâ mâ ba'de zâlik. Bu kendisinden tilavet vâku olduğu mevziyi terk edip de namazın başka mevziğine tehir etsin yok. O caiz olmasa hemen orada yapacak. Ve kâne sücudu sehvi fakat secde-i sehv ve ücmi'a icma oldu. Her iki yani bu muhtelif mezheplerden hepsi icma ettiler. Alâ tehirihi tehirine icma oldu. Fî en mevdi'i sehvi sehv mevdi'inden tehir olmasına ittifak oldu. Birinci rekette sehv etti. Hemen secdeyi oradan mı yapacak? Yok. Bu üç mezhep yok mu? Üç mezhebin üçünün sahipleri de ne diyorlar? Namazın sonuna tehir edecek. Secde-i tilavet gibi hemen orada yapmayacak. Hatta yem diye küllü salâ. O ne kadar tehir edecek? Namazın hepsi geçinceye kadar, bitinceye kadar. Lesselam, yoksa yalnız selam değil, namaz bitecek. Feinnehu, yani namaz bitecek. Bunda ittifak var. Namaz tamam olacak ama o namazdan lesselam, selamı çıkar. Yalnız teşehhüd bitecek. 4 rekat edilecek ya, 3 rekat ise ya, 2 rekat ise. Namaz bitti, teşehhüdünü bitirdi. Hepsi bunda müttefik mi değil mi? Teşehhüdün bitmesine kadar. Müttefik. Lesselam, yalnız selam değil. Selam da ittifak olmadı. Fe innehu kad uhtilife ihtilaf olundu. Fi takdimihi, selamın takdiminde قبل السجود للسهو secde-i sehv yapmazdan evvel selamı tekdim etmesinde ihtilaf olundu. Ve fi takdimi sucudi lisehv yahut da secde-i sehv tekdim etmesinde aleyhisselam üzerine bunda ihtilaf oldu. Teşehhüd bitinceye kadar tehir edecek. Bunda ittifak var. Şimdi sehvine secdeyi mi tekdim edecek? Selamı mı tekdim edecek? Bunda ihtilaf var. Bazısı diyor ki secde-i sehvi tekdim edecek. Birinci mezhep sahibi öyle değil miydi? Üçüncü mezhep sahibi de diyor ki hayır. Selamı tekdim edecek. Bir de ikinci bir mezhep var idi. O da diyor ki namazda noksan olursa secdeyi tekdim edecek. Namazda ziyade olursa selamı tekdim edecek. Üç mezhep var idi. Fekânen nazaru nazar oldu. Alâ mâ zekerine bizim zikrettiğimiz bu kaide üzerine ki en yekûne ola hükmü selam, selamın hükmü. Öyle selam ki el muhtelefi fi ihtilaf olunan. Hükmünde ihtilaf olundu ya, secde-i sehvden evvel mi sonra mı? Bunun hükmü de ola. Hükme maşul bir namazın hükmü gibi ola ki kablehu kendisinden evvel ola. O da neden? Mines salati namaz. Namazın diğer efali nasıl dedi? Selam da öyle ola. Öyle namazın selamdan evvel başka hükmü gibi ki el müçtemeyali. Hem üzerine içtima vardır. O da nedir? Namazı tamam kılacak, teşehhüdünü okuyacak. Bunda içtima var, icma var.
ihtilaf yok. Öyleyse bu kaideye nezeren selam da namazdandır. Selamı da versin de ondan sonra sevinir secdeyi yapsın. Kıyas bunu iktida eder. فَكَمَا كَانَ ذَٰلِكَ. Bu böyle olduğu gibi, yani namazın efali mukaddemen mukaddem olduğu gibi ala sücud-i sehvi, sücud-i sehv üzerine mesela namazda 4 rekete kılacak, teşehhüdü okuyacak, bunlar secde-i sehve mukaddem değil mi? Mukaddem. Öyleyse كَانَ كَذَٰلِكَ السَّلَامَ اِذَا. Selam da böylece oldu, mukaddemen mukaddem oldu ala sücud-i sehvi, secde-i sehv üzerine. قِيَاسًا وَنَظَرًا. Kıyas ve nezer itibariyle alâ mâ zekârnâ, bizim zikrettiğimiz bu kaideye nazaran böyle olması icap eder. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى